Makyaj malzemesi deyince bir klasik makyaj malzemeleri var. Zamanında işte annelerimizden gördüğümüz ruj, allık, ondan sonra işte klasik makyaj malzemeleri diyelim. Bir de günümüz modern dünyasının getirdiği bazı makyaj malzemeleri var diyelim. İçinde oldukça fazla sayıda katkı maddesi içeren. Kremler var, bakım kremleri var, maskeler var, şunlar var, bunlar var. Bunlarda bile bebeğe bir zarar gelme ihtimali hemen hemen yok. Neden? Çünkü makyaj malzemenin içerdiği maddeler kana geçse bile bebeğe ulaşana kadar çoktan miktarı çok 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 azalmış oluyor. Ama genel olarak söylemek gerekirse hamilelikte mümkün olduğu kadar yasaklamıyoruz tabii ki hiçbir şeyi eğer gerekli değilse gerçekten. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Klasik makyaj malzemeleri yani günlük makyaj malzemeleri diyelim. Bunlar hamilelikte kullanılabilir. Ama onun dışında ekstra işte bakım için cilt kremleri olsun, işte çeşitli estetik müdahaleler olsun. Onun dışında içinde ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz paraben içerme ihtimali olan şeyler olsun. Bunları mümkün olduğu kadar kullanmamak lazım. Hemen anne adaylarının aklına şu da geliyor tabii ki duş jeli kullanılabilir mi, şampuan kullanılabilir mi? Bunlardan bir şey olmaz çünkü bunları zaten insanlar yıllardan beri kullanılıyor. Şimdi yeni yeni böyle şeyler gündeme gelmeye başladı. Neden? Çünkü makyaj malzemesinin sayısı eskiden 5-6 iken şimdi artık makyaj için kullanılan malzemenin sayısı çok çok arttı. Tabii ki anne adaylarının aklına böyle bir şey geldi. Klasik makyaj malzemeleri, klasik vücut bakımı hamilelikte serbest.